Efendim merhabalar, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bir iftar programında yine huzurlarınızdayız. Efendim, hayat dediğimiz şey nefes almak ile nefes vermek arasındaki geçen bir sürecin adıdır malumunuz. Ve eskiler şöyle demiştir. İnsanoğlu dünyada sahip olmuş olduğu bütün malları, makamları, mevkileri eğer bir emanet olarak görürse akıllı bir şekilde davranmış olur. Fakat bunun sanki bir kalıcı olarak hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç geçmeyecekmiş gibi davranması ahmaklığa sebep olur der. Buradan hareketle Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerif'inde anlatmış olduğu bir kıssayı sizlere arz etmek istiyorum. Bir gün Hazreti İsa hızlı bir şekilde koşarak çok hızlı bir şekilde koşar ve bir tanesi onu koştuğunu görünce durdurmaya çalışır. Fakat başarılı olamaz, yetişemez. Hazreti İsa koşmaya devam eder. Adam da kendisini müsait bir ortamda, müsait bir yerde yakaladıktan sonra durdurmayı başarır ve kendisine sual eder. Der ki, ya İsa, sanki arkanda bir aslan varmış gibi koşuyorsun. Seni bu kadar hızlı bir şekilde koşmaya sebep olan nedir? Sen neyden kaçıyorsun? Diye sorunca Hazreti İsa der ki, ahmaktan kaçıyorum. Nasıl yani der adam, nasıl yani? Sen ki körlerin gözlerini açan, sen ki sağırların kulaklarını açan, sen ki ismi azam hürmetine ölüleri dirilten bir peygambersin. Nasıl olur da ahmaktan kaçarsın? Deyince Hazreti İsa şu cevabı verir. Der ki, ben Allah'ın inayetiyle, onun sebep kılmasıyla körlerin gözlerini açabiliyorum. Kulak işitmeyen insanların işitmesine sebep olabiliyorum. Veya parçalanmış bir kuşu bir bütün haline getirebiliyorum. Fakat ahmağın gönlüne maalesef sirayet edemiyorum deyince adam şaşırır. Hazreti İsa şu şekilde devam eder. Der ki, körlük, sağırlık bir beladır, kahır değildir. Fakat ahmaklık bir kahırdır ve ahmak olan insan başkasına acı verir der. Efendim bugün dünyevileşmeyi konuşacağız. Dünyalık malları konuşacağız. Bunlarla ilgili, dünyevileşme süreciyle ilgili nelere dikkat edilir? Yani aslında bundan nasıl kurtulunur, bundan nasıl insanoğlu kendisini muhafaza eder? Bu konuları konuşacağız ve çok değerli bir isim bugünkü konuğumuz olacak. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşleyen hocamızla beraber çok güzel bir iftar programı gerçekleştireceğiz. Arzu ederseniz programımıza başlayalım efendim. Buyurun. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla izleyen bütün kardeşlerimize hem selamlarımı sunuyorum hem de Ramazan-ı Şerif'ten tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden azami derecede istifade etmeyi Cenab-ı Hakk'ın nasip etmesini niyaz ediyorum. Hep duamız şudur, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdelediği gibi bayram sabahına ulaşınca Rabbimiz affedilmedik bir günahımızı bırakmasın, bağışlanmadık bir hatamızı bırakmasın inşallah. Amin, amin hocam. Hocam vakit ayırdığınız için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizinle inşallah dünyevileşme üzerine bir muhabbet gerçekleştirmek istiyoruz. Destur buyurursanız ilk sorumu şu şekilde yönetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz malum bir elime güneşi bir elime ayı verseler bu çıkmış olduğum yoldan, çıkmış olduğum davadan vazgeçmem buyuruyor. Şimdi bu minvalde yani böyle bir peygambere ümmet olarak bizler dünyevileşmeyi nasıl tanımlarsınız? Dünyevileşmenin kelime tarifi nedir? Buradan başlayalım arzu ederseniz. Evet, teşekkür ederim. Doğrusu uzun süredir akademik olarak da bu konuyu ben çalışmaya gayret ediyorum. Tam anlamıyla çalışıyorum diyemem ama en azından bu konuda gayret ediyorum. Tezimi de konuyla ilgili yapmaya çalıştım. Ben buradan genç araştırmacı kardeşlerimize, genç ilahiyatçı ve sosyologlara, ilahiyat fakültelerini İslam ilimleri bitirdikten sonra özellikle sosyoloji alanında yüksek lisans, master, doktora yapan kardeşlerimize de bu konuyla ilgili çalışmalarını özellikle bir kardeş, bir abi olarak tavsiye ediyorum. Hakikaten Müslümanın dünya algısı, dünyaya bakışı, dünya-ahiret dengesi en hayati, en temel ve Kur'an-ı Kerim'in de doğrusu biraz sonra konuşurken belki açığa çıkacak. Kur'an-ı Kerim'in de üzerinde en çok durduğu
en belirgin mesaj olarak bize verdiği konulardan bir tanesi olduğunu ben görüyorum. Bütün Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz de mutlaka görüyorlardır. Onun için her şeyden önce bu konunun önemli olduğunu ve çalışılması gerektiğini söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi sorunuza gelirse, dünyevileşme, dünya kelimesinden üretilmiş bir kavramdır. Dünyaya meyletme, biz malum Kur'an-ı Kerim bir denge üzerine hayatı algılamamızı ve yaşamamızı bizden ister. Bu denge de nedir? Dünya ve ahiret dengesidir. Daha kolay anlaşılsın diye her gün namazlarımızda okuduğumuz Bakara suresinde de bir ayet-i kerime olan Rabbena atina duasından örnek vereyim. Cenab-ı Hak bize şöyle demeyi öğretir. Aynı zamanda bu bir hayata bakıştır. Müslümanın felsefesidir. Hayat anlayışını da ifade eder. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, güzellik ver, mutluluk ver, bereket ver. Artırabilirsiniz. Hasene kelimesinden yola çıkarak manayı zenginleştirebilirsiniz. Ama sadece dünyada ver diyenlere ahirette hiçbir nasip yoktur diyor. Onların ebedi zarara, ziyana uğradıklarını da anlatıyor başka ayet-i kerimede. Sadece dünyada verle iktifa etmeyen, yetinmeyen ve fil ahireti hasene. Ahirette de bize iyilik ver, güzellik ver, bolluk ver, bereket ver. Bize işte güzellikleri ihsan eyle derler diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu denge üzerine hayatın kurulmasını ve yaşanmasını ister. Bu dengenin, dünya birleşme nedir sorunuza cevap vermeye çalışıyorum. Bu dengenin birinin lehine bozulması, dünyanın lehine bozulması, yani dünya ahiret dengesindeki ölçüyü dünya tarafına doğru bozmak, dünyevileşmek demektir. Dünyevileşmek demektir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, hubbu dünya râsü külli hatiye, dünya sevgisi bütün hataların başıdır der Bilal Bey. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. İnsan, dünya sevgisi fıtridir aynı zamanda. Yani Cenab-ı Hak bizim gönlümüze o sevgiyi koymuştur. Yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâ vel benîn vel kanâtirin mukantara minez zeheb vel fitta. Âl-i İmran suresinin başlarında Rabbimiz insanlara süslü gösterildi. Evlatlar, eşler, kadınlar, kantar kantar altın, gümüş, efendim binekler, atlar, hayvanlar, toprak, bağ, bahçe, çiftçilik, bütün bunları sayıyor. Bunlar insanlara süslü gösterildi. Bu süslü gösteren kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla insanın kalbine dünya sevgisini koyan kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Bu fıtratta bizi yaratan Allah'tır. Peki hocam bizim suçumuz ne? Suç değil. Bizden, ayetin devamında da okuyacağım şimdi, bizden Rabbimiz bu sevgiyi ölçülü kullanmamızı ister. Dünyayı tamamen terk edin demez mesela. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ دُّنْيَا. Sakın dünya nasibini unutma der Allah Celle Celaluhu. Ya da مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اِلَّتِي اَخْرَجَ لِعَبَّادِهِ. Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu sisi, süsü, dünyalı, nimeti kullarına kim yasaklayabilir der mesela Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Dolayısıyla Allah bu sevginin tamamen yok olmasını değil, bu sevginin ahiret hedefini bastırmamasını, ahireti ötelememesini, ahiret ebedi mutluluğu gölgede bırakmamasını, insana bu sevginin cenneti kazandıracak, Rabbinin rızasını kazandıracak hatalar yaptırmamasını salık verir, öğüt verir. İşte burası dünyevileşmedir. Yani bu dengenin bozulması, dünyanın lehine, ahireti ihmale yönelik şekilde bu dengenin bozulması dünyevileşmedir. Bakın size bir
Yine hadis-i şeriften örnek vereyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bugünlerde sık okuduğumuz bir hadis-i şerif var. Gün gelecek diğer ümmetler, diğer milletler, Müslüman olmayan topluluklar Müslümanların üzerine üşüşecekler, saldıracaklar. Yani bir benzetmeyle anlatıyor hem de. Aç kalan bir insanın, obur bir insanın yemeğe üşüştüğü gibi, yemeği yemek için acele ettiği, telaş ettiği gibi bir an önce filan midemi doldurayım diye diğer milletler de sizin üzerinize öylece üşüşecekler buyuruyor. Sahabe-i kiram burada bir soru soruyor. Ya Resulallah, az olduğumuz için mi, yani bizi zayıf, güçsüz ve az buldukları için mi bizim üzerimize böyle gelecekler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayır, siz o gün çok olacaksınız. Fakat siz suyun üstünde akıp giden saman çöpleri gibi olacaksınız. Ne demek yani? Suya bakarsanız işte saman çöpünü attığın zaman akıp gider suyla. Su nereye götürürse oraya götürür. Kıymeti yoktur yani. Taş gibi ağır değildir. Suyun üstünde akıp giden saman çöpleri gibi olacaksınız. Allah düşmanınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak. Düşmanın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselama ve onun ümmetine verilen üstünlüklerden bir tanesi düşmanın daha kendisi gelmeden fiziken Müslümanların isminden korkmaları, çekinmeleri, ona saygı duymaları, bu kalmayacak diyor. Ve sizin kalbinize de vehen atacak diyor, vehen. Abdülaziz Kıranşan Hoca yazmıştı zannediyorum. Vehen krizleri diye güzel bir yazıydı. Onu da tavsiye ederim bulursanız. Sizin kalbinize de vehen atacaktır diyor. Diyorlar ki ya Resulallah, o vehen dediğin şey nedir ki? Çok olmamıza rağmen suyun üstünde akıp giden saman çöpleri gibi kıymetsiz olacağız. Ve düşmanlarımız bizden korkmayacak. Nedir bu vehen? Efendimiz hubbu dünya ve kerahiyetül mevt cevabını veriyor. Yani dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak. İkisi birbirine bağlıdır bunlar. Kesinlikle. Dünyayı çok sevdikçe ölmek istemez insan. Bu batılı bir yazarın bir kitabı vardı. Monte Cristo'ydu zannediyorum. Orada anlatıyor birisini. Adam işte çalışıyor, kazanıyor. Bütün ömrü boyunca yığmak için tarlalar alıyor, arsalar alıyor, bahçeler alıyor, ekiyor, biçiyor. Gece gündüz demeden alabildiğine çalışıyor. Sonra yaşlanıyor ve aklına ölüm geliyor. O çok büyük emek vererek, masraf ederek aldığı, sahip olduğu tarlaların, bahçelerin yanından geçerken yazar onu konuşturuyor. Müthiş bir pişmanlık yaşıyor. Şimdi nasıl diyor yani ben bunları bırakıp gidecek miyim? Uğrunda kazanmak için sağlığımdan olduğum, gençliğimi verdiğim, ailemi ihmal ettiğim, her şeyimden vazgeçtiğim ve kazanmak için bu kadar emek sarf ettiğim, şimdi bu bağ, bahçe, ev, barktan ayrılıp gidecek miyim ben şimdi yani diye böyle bir sorgulamasını yazar anlatıyordu. Dolayısıyla dünyevileşme işte tam burada. Yani insan dünyayı sever, sevdikçe, dengeyi kaybettikçe, ölçüyü muhafaza edemedikçe ölümden hoşlanmaz. Niye? Ya gitmek istemez. Bir zat geliyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a. Ya Resulallah ben tamam ahirete inanıyorum. Öldükten sonra dirilmeye de inanıyorum. Ama ölmekten çok korkuyorum diyor. Nedir bunun sebebi? Çok enteresan bir cevap var orada. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, malın var mı? Var diyor. Biraz ahirete mal gönder diyor. İnsan fıtraten malının olduğu yerde bulunmak ister diyor. Hep dünyada biriktirmişsin, yığmışsın, saklamışsın. Malının yanında kalmak istiyorsun. Öyle değil mi? Şimdi birkaç gün bir yere gitsek, şehir dışına filan, bir an önce evimize, çocuklarımızın yanına, bahçemize, Kayseri için söyleyeyim, Erciyes'in eteklerindeki yazlık evlerimize bir şey yapmak istiyoruz. Gitmek, dönmek istiyoruz yani. Niye malımız orada? Ya, ahirete mal gönder. Nasıl gönderelim?
fakir fukara bak işte hele bir Ramazan geçiriyoruz ki zorlukların katlandığı bir Ramazan geçiriyoruz. Fedakarlığımızın iki katına çıkması gereken bir Ramazan geçiriyoruz. Diğer gamlığımızın, infak anlayışımızın, bilincimizin, verme anlayışımızın çok zirveye çıkması gereken, şahsımızı düşünmekten öte kardeşimizi, hani o ayet-i kerime var ya, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ, kendi ihtiyaçları bile olsa kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Ayetinin canlanması, ete kemiğe bürünmesi gereken, özellikle daha hassas olması gereken bir Ramazan geçiriyoruz. Şimdi verdikçe malını insan, Allah için harcadıkça, gerek fakirin sofrasında ekmek olmak, gerek bir hastanın ilacı olmak, gerek Allah rızası için yapılan bir eserin bir parçası olmak şeklinde olsun. Hangisi olursa olsun bunların yolları belli, biliyoruz zaten insanlarımız. Verdikçe insan ahirete gitmesi kolaylaşır. Ahirete gitmesi kolaylaşır. İşte sözü uzattım, kusura bakmayın. Netice itibariyle dünyevileşme, hiç öyle kavram tartışmasına girmeden, tahliline girmeden söyleyeyim. Dünya ahiret dengesini dünya tarafına doğru bozmaktır. Bu dünyevileşmedir. Bizim Yunus'un hani mal da yalan, mülk de yalan var, biraz da sen oyalan sözünün aslında ne kadar kıymetli olduğunu da özellikle bu çağda daha çok görmüş oluyoruz. Peki hocam, buradaki denge şu mudur? Hani hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyayı, yarın ölecekmiş gibi ahireti yaşamak dengesi midir? Bu doğru bir kıyaslama olabilir mi? Evet, şimdi hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış, bu lafızlarla bir hadis-i şerif olmadığını biliyoruz. Evet. Yani hadis diye söyleniyor ama bu lafızlarla hadis-i şerif olmadığını biliyoruz. Bunun daha doğrusu şudur. İ'amelli dünya ki ala kadri bekaike fiha. Dünyana, dünyada kalacak kadar hazırlık yap, çalış. Ve amelli ahiretike li ahiretike ala kadri bekaike fiha. Ahiretine de ahirette kalacağın kadar çalış. Der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi unutmamak için söyleyeyim. Şöyle bir yanılgımız var. Hocam, bunu zaman zaman bu misali veriyorum. Belki dinleyen kardeşlerimiz olmuştur, kusura bakmasınlar. Hocam, bir cennete gidelim. Cennette bize bir kulübe bile verseler yeter. Şimdi bakın, hadis-i şerifi unutmadan dinleyelim lütfen. Dünyada kalacak kadar dünyana çalış. Ahiretine, ahirette ne kadar kalacaksan o kadar çalış, hazırlık yap. Hadis-i şerifi serlevha olsun, onun ışığında konuşalım. Hocam, bir cennete gidiversek bir kulübe kadar olsun yeter. Ha, tamam. Güzel, yani mütevazi bir insan, azla yetinen bir insan filan. Peki sen ne kadar kalacaksın şeyde, cennette, ahiret hayatın ne kadar? Sonsuz hocam. Yani sonsuz ne demek? 1000 sene mi yok? Milyon mu yok? Milyar mı yok? Bitmiyor. Hiç bitmiyor. Ha, sonsuz, bitmeyecek, sonu gelmeyecek bir hayat için bir kulübe kadar bir yerle iktifa edecek zahitlikte isen, mütevazilikte isen, dünyana bir bakalım. Dünya ne kadar? 60 yıl. Dünya 60 yıl, 70 yıl, hadi 100 olsun. Evet. Kur'an-ı Kerim'de dünyayı Yunus suresinde yanlış hatırlamıyorsam, Cenab-ı Hak sa'aten minen nehar, gündüzün bir saati kadar, bir bölümü kadar diyor. Aşiyyeten evduhaha, yani iman etmeden gelenlerin ne kadar kaldığını anlatırken, bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadardır diyor. Dünyadaki kalışın tamamı, hayatın tamamı. Şimdi bir saat ya da bir akşam, bir kuşluk vakti kadar ahirete göre sürmüş olan, sürecek olan dünyanı bakalım, senin ne yapmışsın, ne hazırlamışsın, ebedi hayata bir kulübeyle yetinecek tevazun varsa, senin dünyada kulübe değil, kulübenin penceresi de yok herhalde diye bakıveriyoruz. Yani oturduğu, efendim, kendisi için, çocukları için imkanı varsa aldıkları, yazlıkları, kışlıkları, devre mülkleri, bağı, bahçesi, eğer imkan olun, her taraf var. Ya hani bir kulübeydi? Ha, burada başka bir problem çıkıyor karşımıza. Burada imanda
samimiyet problemi çıkıyor karşımıza. Sadakat problemi çıkıyor karşımıza. Yani ahiret şaka değil Bilal Bey. Vallahi ahiret var. Öldükten sonra dirilmek şaka değil. Öldükten sonra dirilmek var. Yaptıklarımızın ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın hesabını vereceğimiz bir gün şaka değil, var. Nereden kazandığımız, nereye harcadığımızın hesabını vermedikçe bir adım bile atamayacağımız bir gün olduğu hakikati var. Yaptıklarımız, baktıklarımız, tattıklarımızdan ibaret olan kitabın ortaya koyulacağı, İkra kitabek kefa bi nefsike liyevme aleyke hasiba. Oku kitabını, bugün hesabını görmek üzere sen kendine yetersin diye buyurulacağı bir gün var önümüzde. O zaman burada problem çıkıyor. Yani dünyevileşme insanın imanındaki zayıflığın da bir alameti olarak karşımıza çıkıyor. Elbette dünyayı ihmal etmeme, bütün bu söylediklerimden miskinlik, atalet, vurdum duymazlık, boş vermişlik, dünyaya değer vermeme bunu yaparsak bu sefer egemen güçler geliştirmiş oldukları teknikle, imkanlarla Müslümanları işte şöyle böyle nasıl yaptıklarını bugün görüyoruz. Yani silahlarını bizim ümmetin, İslam ümmetinin çocukların üzerinde deniyorlar. Elbette dünyayı, buradaki şey nedir? Burada yani nefsi arzu ve isteklerini, keyfini, hevesini, hırsını tatmin etme yeri değil dünya. Ümmetin menfaatine çalışsın, üretsin ama bir gün hesap olduğunu, kursağından aşağı geçen her lokmanın hesabının sorulacağını, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ olan her hesap nimetten hesaba çekileceksiniz diye haber verilen bir gün olduğunu unutmamaktır. Bu dengeyi bozmamaktır yani. Yani burada ölmeden önce ölünüz buyruğunun da aslında şöyle tefekkür eder isek dünyevileşmede ne kadar büyük bir koruma kalkanı olduğu da karşımıza çıkıyor sanki hocam. Evet yani mutu gablen temutu, ölmeden önce ölünüz demek, öldükten sonra karşılaştıklarınıza tahammül edebilecek bir hayat yaşayın demektir bir nevi. Yani ölüm ve ötesini unutarak yaşamayın ki pişman olmayasınız. Çünkü bakın pişmanlık bugün fayda verir. Şimdi bana pişmanlık duyarsam yaptığım hatadan, eksikten dolayı bu pişmanlık eyleme dönüşürse, yani tövbeye dönüşürse, halimi düzeltmeye dönüşürse, hatalarımdan vazgeçmeye dönüşürse anlamlıdır. Ama yarın ölüm gelinceki pişmanlık bir anlamı var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Kardeşlerimize okumalarını tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'de pişmanlığın anlatıldığı insanı böyle tüylerini tabir caizse diken diken eden ayet-i kerimeler vardı. Hatta izâ câ'ahadahumul mevt kâle rabbir câ'un. Ölüm gelince iman etmeden, Allah'ın rızasına muvafık bir hayat yaşamadan gelen ölümle karşılaşanlara der ki ya Rabbim beni geriye döndürün. Geriye döndürün beni. Pişmanlık yaşıyor. Le'alli e'amelu salihan fîmâ terakt. Geride kalan hayatımda salih ameller işleyeyim, ibadetimi yapayım, hayır hasenatımı yapayım, çocuklarımı köle terbiye edeyim, eşimle böyle geçineyim, komşuluğumu böyle yapayım filan diyor. Başka bir yerde de diyor ki levla akharteni ila ecelin karib ve assaddeqa ve ekim minas salihin. Ölüm gelince ya Rabbi bana biraz süre versen, beni biraz geciktirsen, görmüş artık Azrail Aleyhisselam'ı, konuşuyor şimdi, bana birazcık süre versen, sadaka vereyim ben biraz, hayır hasenat yapayım, salihlerden olacak işler yapayım da ondan sonra geleyim. Her iki ayet-i kerimede de, ki başka yerlerde de var, benzer cevap verir Cenab-ı Hak. وَلَنْ يُوَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَا اَجَلُهَا. Süresi dolunca, eceli gelince Allah hiç kimseyi geciktirmez, bekletmez. Bekletmez. Dolayısıyla ölmeden önce ölünüz. Yani öldükten sonra
öldükten sonra hesabını kolaylıkla verebileceğiniz bir hayatla Rabbinizin huzuruna gelmenin yollarını arayınız. Ölüm ötesini hesaba katmadan yaşamayınız. Çünkü kim amel defterini sağından alacak bir hayat yaşarsa فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا bir kolay hesaba çekilecektir. Kolay bir hesaba çekilecektir. Artık cennete gideceğinin işaretini almış demektir. Önümü, hesabı, ahireti, alemlerin Rabbi Allah'ı hesaba katmadan yaşayınız demektir. Hesaba katmadan yaşamayınız, çok özür dilerim. Hesaba katmadan yaşamayınız demektir sizin ifade ettiğiniz. Kur'an-ı Kerim'de, sözü biraz uzattım, başlayın, kusura bakmayın lütfen. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu unutmaktan bahseder. Yani bu da dünyevileşmenin sonuçlarından bir tanesidir. Nasıl unutma? İnsanın Allah'ı unutması. İnsan Allah'ı unutur mu? Hocam öyle şey olur mu filan? وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Sakın Allah'ı unutanlar olmayın. Yani alabildiğin yanlışa dalan adamlarla içli dışlı yaşayan insan Allah'ı unutur. Ne kadar çok Allah'ı unutur, o kadar insan. Bunun bir ötesi nedir biliyor musunuz? فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendi kendilerini unutturdu. Bu daha ötesidir, Allah korusun. Nasıl yani? Şimdi sen unuttun Allah'ı, yani hesabı, Allah'ın huzuruna çıkacağını, onun rızasını kazanmak için dünyaya gönderilmiş olduğunu unutarak yaşadın, artık günahlar sana normalleşir, sıradanlaşır. Nefsinin arzu ve istekleri sana sıradanlaşıyor. Hiç rahatsız olmadan haram işlersin. Hiç rahatsız olmadan yalan söylersin. Rahatsız olmadan gıybet edersin. Rahatsız olmadan faizi yersin. Rahatsız olmadan alkol içecekleri içersin. Rahatsız olmadan şu yanlışı bu yanlışı yaparsın. Plan kurarsın. Desise, hile, alabildiğine yanlışlar yaparsın. Kendi kendini unutmuş olursun. İnsanın kendisine yapabileceği en büyük kötülük vücudunu, kendisini ateşe arz edecek yanlışlar yapmaya devam etmesidir. Hocam bir de burada şöyle bir şey var. O yaşadığımız hayatı da belirli bir süreden sonra inancımıza çevirmiş oluyoruz. Hani yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ömer'in bir sözüydü. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanırsınız diyor ya. Yani hem unutuyoruz hem de o unuttuğumuz şeyi yaşamış olduğumuz o hayatı da belirli bir süreden sonra kendi inançlarımız haline getiriyoruz ki bu çok daha korkunç bir şey. İşte bu çok çok güzel yani bir noktaya geldik doğrusu. Biraz belki konunun dışına çıkmış olacağız ama bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne olacak haliniz? İza dağa nisa'ukum ve fesaka şubbanukum ve terakkum cihadekum diye soruyor. Yani kadınlarınız ölçü tanımadı, gençleriniz yoldan çıktı. Siz de bu yanlışları düzeltme cehdinizi, gayretinizi bıraktığınız, terk ettiğiniz zaman ne olacak halimiz? Sahabe-i kiram diyor ki, böyle şey olur mu ya Resulallah? Yani nasıl biz bu yanlışları görüp, biz yanlışlarla mücadele etme gayretimizi terk edebiliriz? Ya da gençlerimiz, kadınlarımız, biz nasıl böyle hududun, ölçünün dışına çıkabiliriz gibi soruyorlar. Vallahi daha şiddetli soruyor diyor. Daha şiddetli nedir? Ne olacak haliniz? İyiliği emretmediğiniz, yani marufu emretmediğiniz, marufu iyilik diye çeviriyoruz, tam karşılamıyor ama öyle geçmiş dilimize. Marufu emretmediğiniz, iyiliği emretmediğiniz, kötülüğü, münkeri yasaklamadığınız zaman ne olacak haliniz? Bu olacak mı yarın? Vallahi daha şiddetlisi olur. Ne olacak haliniz? Marufu münker, münkeri maruf gördüğünüz, iyiliği kötü, kötülüğü iyilik gördüğünüz zaman. Ya bu da mı olur? Vallahi daha şiddetlisi olur. Ne olacak haliniz marufu yasakladığınız, münkerleri de emretmeye başladığınız zaman. Şimdi sizin söylediğiniz bu aşama aşama, yani insan kendisini inandırır. Bakın buradaki anahtar kavram, bu da dünyevileşmenin etkileri çerçevesinde konuşulacak kavramlardan bir tanesi, tezyindir Bilal Bey, tezyin. Kur'an-ı Kerim'de
değişik ifadelerle fezeyyene lehumu şeytanu mâ kânû ya'melûn. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi der. Fezeyyene lehum su'amânîm. Onlara kötü işleri süslü gösterildi der mesela. Tezin, süslü gösterme, süslü gösterilme kişinin yapmış olduğu hatayı gözünde basitleştirmesi, sıradanlaştırması. Önce basitleştirir. Yani ne olacak filan. Ondan sonra sıradanlaştırır. Ondan sonra yapmaya başlar. Ondan sonra savunmaya başlar. Yani yaptığını savunmaya başlar. Ondan sonra da onu yaymaya başlar. Sadece kendisiyle yetinmez. Ondan sonra da insanların onu yapması için teşvikçi olmaya başlar. Şöyle bir şey okumuştum, paylaştım bunu yine birkaç yerde. Kedi çok acıktığı zaman küçük yavrularını yermiş diyorlar. Yani ne kadar bilimsel bilmiyorum. Ama Anadolu'da böyle bir söz var, tecrübeye dayanan. Fakat enteresan bir şekilde yermiş. Fareye benzetilmiş. Ona fare muamelesi yaparak yermiş. Şimdi Müslüman faizi alacak. Kârlı gördü. Yatırımını efendim elindeki birikimini bankaya koyacak. Faizi bir yere verecek. Ve oradan aldığı gelirle giyip içecek. Ne yapıyor? Yani herkes yapıyor zaten bunu diyor. Önce sıradanlaştırması lazım. Sıradanlaştırması lazım. Ondan sonra herkes yapıp diyor yemeye başlıyor. Yemeye başlayınca da yediğinden dolayı, yani yediğini meşrulaştırmak, ondan içinin, gönlünün, kalbinin rahatsız olmaması için kendisini inandıracak deliller bulması gerekiyor. İnandırıyor kendisini, benimsiyor. Ondan sonra birisi bir şey derse sen böyle mi yapıyorsun? Ya kardeşim, şimdi siz hangi zamanda yaşıyorsunuz? Hangi çağda yaşıyorsunuz? Siz geri kafalı mısınız? Bak, dünya kalkmış uzaya gidiyor. Bu da klişe, spot şey cümlelerden bir tanesidir. Bak, dünya kalkmış uzaya gidiyor, siz hala faizle şununla bununla meşgulsünüz falan. Ondan sonra yemeye devam eder. Bir müddet sonra insan etrafına ya güzel oluyormuş diye bunu tavsiye ve telkin etmeye de başlar. Şimdi bir izleyicilerimiz lütfen kusura bakmasınlar. Zihinlerini biraz şey yapmak için, zorlamak için bir örnek vereceğim. Akşama iftara oturduk. Önümüze güzel pişmiş bir pirzola geldi. Ondan sonra yemeği pişiren aşçımız kimse, size çok özür dilerim, domuzun arka budundan güzel bir pirzola yaptım dedi. Bak, konuşurken bile ben bile tiksindim şimdi. Muhtemelen sizde de aynı duygular olmuştur. Şimdi Bilal kardeşim, soframızdaki domuzun arka budundan pişirilmiş pirzolayla faizden alınmış kuzu etinden yapılmış pirzola arasında ne fark vardı? Manevi bir şeydir bu haramlık neticede. Tamamen manevi bir durumdur haramlık söz. Şimdi domuzun etinden yapılan pirzolayla faiz parasıyla alınan kuzu koyun dana etinden yapılan pirzola arasında fark yoktur. Niye birine içimiz, tabiatımız nefret eder? Diğerinden ise hiç rahatsızlık duymadan yeriz. İşte bu günahlara alışmak, bu günahların süslü gösterilmesi, tezyinin, bu nihai noktada dünyevileşmenin hayatımızdaki tezahürlerinden, yansımalarından bir tanesidir. Yani burada da aslında iş haddi aşmaya gidiyor hocam. Yani evet, sınırı aşmaya gidiyor ki bu da en önemli noktalardan, başlıklardan bir tanesi. Hocam son 5 dakikaya girdik. Bu konuda dünyevileşme konusunda özellikle de Ramazan ayında şu an seyircilerimize vermek istediğiniz mesaj nedir? Bu şekilde arzu ederseniz programımızı sırlayabiliriz hocam. Evet, ben şimdi şunu ifade etmek isterim. Bir defa
biz dünyaya çok yemek için, büyük makamlara çıkmak için, çok kaliteli kumaştan yapılmış elbiseler giymek için, modelli arabalara binip caka satmak, hava atmak için gönderilmedik. Biz Allah katında bu saydıklarımla değer kazanmıyoruz. İnna Allahe la yanzuru ila suvarikum ve ecsamikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amarikum. Allah sizin suretlerinize, şekillerinize, cisimlerinize bakmaz. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Biliyoruz. Bu şu örneği de vereyim müsaade ederseniz. Bitiriyorum. Hazreti Bilal, yani bütün sahabeleri seviyoruz ama Bilal'e karşı böyle neyse ayrı bir şeyimiz var. Mazlumiyetinden herhalde. Çok eziyete uğratılmasından dolayı. Çok çileli bir hayatla, Müslümanlığa adım attıktan sonraki o çileli hayatından sonra Hazreti Ebubekir tarafından satın alınıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında çok değer görüyor. Ehl-i Beyt'in hizmetinde bulunuyor. İlk müezzin oluyor. Öyle bir noktaya geliyor ki Hazreti Ömer Bilal'den bahsederken Hazreti Ebubekir Efendimiz'dir. Yok. Evet. Hazreti Ebubekir Efendimiz'dir. Efendimiz Bilal'i azat etmiştir diyor. Yani öyle bir yere koyuyor Bilal'i. Bakın Arap aristokrasisinde kölenin hiç şeyi yoktur yani. Yok. Adı bile geçmez ama bu noktaya geliyor. Şimdi kara, kuru, köle, fakir, siyah, belki beyazlara göre de çok da güzel olmayan, çirkin belki artık nasıl kabul ediliyor? Bir insan, Efendimiz diyor ki, bana diyor rüyada manevi alemde cennet gösteriliyor, seni görüyorum diyor önümde. Nasıl çıktın buraya Bilal? Şimdi bu dünyaya abartmamak lazım. Önce onu söyleyeyim. Yani bütün kardeşlerimize, önce kendime söylüyorum. Dünyaya abartmamak lazım. Malı mülkü abartmamak lazım. Makam abartmamak lazım. Ve dünyayı, malı üzerine binip de cennete gideceğimiz bir vasıta olarak görmek lazım. Nasıl götürürüz cennete? Malın istikametini kıbleye nasıl çeviririz? İnfak ederek çeviririz. Bugün Allah rızası için verdiğimiz her lokma yarın Rabbimizin katında bize dönecektir. Yığmakla, biriktirmekle zaman harcamayalım. Çok kazanalım, kazandıkça verelim. Biz verdikçe Allah daha çok verecek. İstihdam sağlayalım, insanı çalıştıralım. Çalıştırdığımız işçinin, çalışanın ücretini etrafa örnek olacak şekilde, en güzel şekilde verelim. Bütün hukukuna, bütün haklarına riayet ederek çalıştıralım. Bu malı en güzel şekilde kullanmanın yollarından bir tanesidir mesela. Verelim. Böyle işçimiz şimdi Hazreti Peygamber'in standartlarına göre patronla çalışanın aynı, sofrasının aynı olması lazım. Yediğinizden yedirme, giydiğinizden giydirme diye tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Patronla çalışanın sofrasının aynı olması lazım. Bunu sağlayacak patronlar olalım. Allah verdikçe versin. Cenab-ı Hak servetine onların servet katsın helalinden ve helal ve meşru alanlara da harcayabilmeyi nasip etsin. Dolayısıyla yani şahsi hazlarımızı, hırslarımızı tatmin etmek geri değildir dünya. Ona da zaman yetmez zaten. Hırsımız da bitmez. İnsanoğlunun iki vadi dolusu malı olsa üçüncü vadiyi ister diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biliyorsunuz insanın gözünü toprak doyurur. Biz ebedi olana, kalıcı olana yatırım yapmanın yollarına bakalım. Allah'ın rızası vermektedir. Allah'ın rızası fakiri sevindirmektedir. Allah'ın rızası yetimin başını okşamaktadır. Allah'ın rızası sofrasında aş çorbası olmayanın sofrasına çorba olmaktadır. Allah'ın rızası, hani bir onu anlatamadım, aklıma da gelmedi. Abdullah bin Abbas'ın rivayetidir. Bir mümin kardeşimin işini görmek için onunla birlikte yürümen
mescitte 10 yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır diyor. Yani ihtiyacını görmek için koşturman, çalışman, dünyaya böyle bakma ve Allah'ın Celle Celaluhu bize ikram ettiği, ihsan ettiği ne nimet varsa o nimetleri onun rızasına muvafık, uygun bir şekilde kullanmanın yollarını arayalım. Ramazan buna vesile olsun inşallah. Amin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bütün izleyici kardeşlerimizle birlikte sizlere, bizlere, hepimize rızasını kazandıracak bir hayat yaşayıp hesabı verilebilir bir hayatla huzuruna çıkmayı cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Hocam eskilerin tabiriyle hani cebinde çok olsun, gönlünde yok olsun demiş ya, Rabbimiz inşallah bizleri de o topluluk içerisine katar ve sohbetin içerisinde geçirmiş olduğunuz o amel defterini sağından alanlardan eyler. Fakirleşmek korkusuyla dünyevileşen insanlardan da olmayı bizleri inşallah muhafaza eder. Hocam ayırdığınız için, davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rabbim şimdiden Kadir Gecemizi, Ramazan Bayramımızı da mübarek eylesin. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki günlerde yine bir başka konu ile, bir başka konu ile karşınızda olacağız. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Görüşmek üzere.